Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden namı diğerli Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da 7. hakikatin kapısına kadar geldik. Ve bu kapı babı hıfz ve hafıziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir kapısı. Zaten bab kelimesi kapı demek. Babı hıfz ve hafıziyet de koruma ve yine koruma. Biz aynı kelimeleri kullanıyoruz. Aslında birisinin fiil, birisinin de kanuniyet ifadesi var galiba. Hıfz ve hafıziyet. Yani onun sıfat haline çıkmış şeyi. Birisi fiilse diğeri kanuna karşılık geliyor. Bunu nasıl anlatırım bilemiyorum ama böyle bir şeyin olduğunu biz Risale-i Nur'daki okumalarımızdan az çok biliyoruz. Fakat işte Arapça bilgimiz olmadığından dolayı bunu nasıl size anlatırım onu da bilemiyorum açıkçası. Babı hıfz ve hafıziyet, yani bize bugün koruma kapısından, kainattaki koruma fiillerinden, neyse onlar, onların detayına gireceğiz metnin içinde, bir şeyler anlatılacak ve bu anlatılanlar, bu okumalar, sahada bu koruma tecellilerinden yapılan okumalar bizi iki isme götürecek. İsmi hafiz ve rakibin cilvesiymiş bunlar. İsmi hafiz ne demek? Şeyden okuyalım, sayfa altı sözlüğünden. Hafiz, yarattıklarını gözetip esirgeyen, amellerini koruyan Allah demekmiş. Rakip ne demekmiş ona da bakalım. Gözüp gözeten, koruyan, yarattıklarından bir an bile gafil olmayan Allah demekmiş. Rakip o demekmiş. Hafiz de az önce okuduğumdu. Zaten muhafız, muhafaza, bunlardan hareketle de bir koruma şeyi olduğunu hissediyoruz. Evet, yedinci hakikat bu. Fakat biz yine en başa bir dönelim, ayet-i kerimemizi şöyle bir tahattür edelim. Biz buraya hangi güzel adımla girdik, hangi ayetin gölgesiyle, şefaatiyle bu hakikatleri devşiriyoruz, onu bir hatırlayalım. Ondan sonra da inşallah 7. hakikate dönüp üzerine konuşmaya başlayalım. Efendim 10. söz Haşir bahsi 2 ayet-i kerimeyle başlıyor. 1. ayet Bismillahirrahmanirrahim ki anlamı malum. Sözlük anlamı olarak olmasa bile müminlerin kalbinde anlamı malum. Ne anlama geldiği, ne hissettirdiği, nereye gönderme yaptığı, seziş kabilinden bile olsa müminler bunu biliyor elhamdülillah ki. Biz Müslüman bir sosyolojide yetiştik ve Bismillahirrahmanirrahim'in çağrışımlarına neredeyse fıtri olarak sahibiz yani. Bu sosyolojinin avantajıyla Cenab-ı Hak muhafaza etmeyi nasip eylesin. Hem de muhafaza eylesin, evet. İkinci ayet-i kerimemiz Rum suresinin 50. ayet. Şöyle buyruluyor. فَنْظُرِ لَا اَثَرْ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَد۪يرٌ Ayet-i kerimeyle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile görüyoruz ki ayet-i kerimenin buyruğu bizim bahara haşrın bir delili olarak bakmamız, öyle tefekkür etmemiz. Ancak baharı da böyle ola gelen, her zamanki böyle tabiat hadiselerinden falan, böyle doğa ananın doğurduklarından falan böyle değil. Ne olarak? Allah'ın rahmetesi olarak bakmamızı öğütlüyor. Yani bu bakış o meyveyi doğuracak. Eğer kainatı Allah'ın rahmetesi olarak bakabilirsek, ondaki bu yaratışın kökenini, tabiri caizse o kökenindeki şeyi kavrayabilirsek, o zaman bahar bize bu yüzünü gösterecek. Yoksa alelade ola gelen fiiller olarak baktığınızda zaten her şey nazarınızda sathileşiyor. Derunundaki mesajları da göremez oluyorsunuz. Mektup özelliğini kaybediyorsunuz. Evet. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın baharı iktiza eden rahmeti yine iktiza eder ki insanoğlu kendi kışında kalmasın, baharına çıksın, ölümünde yitirdiklerini dirilişiyle tekrar elde etsin, tıpkı baharda olduğu gibi.
Yine Cenab-ı Hakk'ın kudreti imkan verir ki bir baharda 10, 100, 1000, milyon türü tekrar hayatı döndüren Allah, bir tek insan türünü hayli hayli hayata döndersin. Hem kudret açısından buna bir imkansızlık yok, bir muhaliyet yok. Çünkü bahardaki kudret zaten yapabilirliğini gösteriyor. Hem de rahmet açısından bu bir gereklilik. Cenab-ı Hak, Rahman, Rahim, bu isimleri ve bu isimleriyle ilgili diğer isimleri, cemali isimlerinin tümünü de bu şeyde sayabiliriz. Hatta celali isimlerin de aslında cemali isimlerin daha bir nev'ide, külde, kapsamlıda yansıması olarak olduğunu düşünürsek, oradan celali isimlere de geçebiliriz ve diyebiliriz ki Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sı, baharı gerektiren Esma-ül Hüsna'sı yine haşrı gerektiriyor. Çünkü baharda yapılan şey nedir? Varlığa çağırıp ikram etmek. Varlığa çağırıp ikram etmek. Varlığa çağırıp ikram etmek. Bu rahmet iktiza eder ki insan türü de kendi kışında kalmasın. O da çağrılıp ikrama mazhar olsun. Evet. Burada da bab-ı rahmet ve kudrettir ki ismi Rahman ve Kadir'in cilvesidir. Aslında bu ayet-i kerime Üstad Hazretleri bir cümleyle ifade etseydi hakikatlerde olduğu gibi böyle bir ifade kullanırdı. Herhalde Allah-u Alem kaydıyla söylüyoruz. Bab-ı kudret ve rahmettir ki ismi Rahman ve Kadir'in cilvesidir derdi yani bu ayet-i kerime için. Ki hep söylüyoruz hakikatlerdeki o ilk cümleler aslında bu ayetin formülizasyonunda, yine söyleyemedim dilim dönmedi, formülizasyonunda yerlerine diğer isimlerin geçmesi. Kur'an'ın bir esma üzerinden, bir sıfat, iki esma, iki sıfat üzerinden okuttuğu şeyi diğer Esma-ül Hüsna'ya da yayıp o dersi pratiğe dökmek, geliştirmek, orada kalmamak, Kur'an'ın açtığı kapıdan ilerlemeye devam etmek, çapraz koşuya çıkmak futboldaki tabiriyle böyle. Golün geleceğini görüp, pasın geleceğini görüp çapraz koşuya çıkmak gibi hakikatlerde Bediüzzaman Hazretleri böyle ayet-i kerimedeki tefekkürü, yani Rum suresinin 50. ayetinde o öğretilen tefekkürü bütün varlığa ve isimlere yayıyor burada. Onu da aklımızda tutalım. Pekala, 7. hakikate başlayalım. Epeyce vaktimiz var, inşallah metinde ilerlemek nasip olur. 7. hakikat. Bab-ı hıfz ve hafiziyet olup, bab-ı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir. Girdiğimiz kapı korunma kapısı. Hem fiil olarak hem kanun olarak. Fiil ne, kanun ne? Fiil tek bir kere gerçekleşen eylemi ifade eder. Ahmet kapıyı kapattı. Bir kere gerçekleşmiş bir şey. Bu bir fiildir. Ahmet girdiği kapıları hep kapatır. Bak, kanun oldu. Ahmet hep böyle yapar. Burada artık o işte iyet ekini aldı. Ahmet'in kapı kapatma kanunu. Kapıyı yet. Sallıyorum şimdi. Hiçbir ilgisi yok bunların ilimle. Yani şey olarak yaklaştırmak için. Hıfz ve hafiziyet arasındaki şeyi göstermek için yapıyorum bunu. Yani hafiziyette artık Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu gözüküyor. Cenab-ı Hak hep böyle yapıyor. Hıfz, kainette gördüğümüz bir tecellisi. Hafiziyet daha böyle genişte gördüğümüz bir tecellisi. Peki fiille kanun okumaları arasında nasıl bir fark var? Arkadaşlar, fiili hadi hasbelkader, ona hasbelkader kelimesi gitmedi ama diyelim tesadüfe verdiniz. Tesadüfen böyle yaptı. Ahmet girdiği kapıyı kapattı tesadüfen. Arada bir yapar böyle, kapattı kapıyı. Bozuk saat bile günde bir kere doğruyu, iki kere doğruyu gösterir derler ya, onun gibi. Yaptı. Arada bir yapar böyle. Ama Ahmet girdiği kapıları hep kapatır dediğinizde artık bunun istisnası yok. O bir kanun. Ahmet bunu özellikle gözetiyor demektir. Bak, fiilden kanuna çıkmak, failin özellikle gözettiği, ısrar ettiği, irade ettiği, yani bir keresine öylesine yapmadığı, sürekli onu tercih ettiğini gösterir. Bu açıdan kainattaki fiilleri fiil olarak görmek, sadece o kadarcıkla ele almak başka bir şey. Ama kanun olarak okumak, kanun tefekkürü yapmak apayrı bir şey. Kanun tefekkürü bizi şunaata götürür. Sıfata götürür. Fiil tefekkürü bizi esmaya götürür.
Mesela işte rızık veriyor. Cenab-ı Hak rızık veriyor. Cenab-ı Hak rızık verici. Bu tefekkür şeyden çıkarılır, fiilden. Allah rızık verdi. Kim verdi? Allah. İsme ulaştınız, Rezzak. Ama Rezzakiyet dediğiniz zaman Cenab-ı Hak hep rızık verici. Yani inşallah dökmüyorumdur, saçmıyorumdur. Hatalıysam arayın, işin ehli bunu daha iyi bilir tabii. Ben işte derslere gitmişiz, okuduğumuz kitaplardan aklımda kalanı söylüyorum. Yani fiilden esmaya çıkıyoruz ama kanun okuması yaptığımızda oradan Cenab-ı Hakk'ın sıfat-ı ilahiyesine, şuunat-ı zatiyesine kadar çıkabiliyoruz. Çünkü hep öyle yapıyor, hep öyle seçiyor. Onda bir ısrar ve bir o ısrarın haber verdiği bir, ne diyelim, işte oraya da artık kelimeler yetmiyor, bir şey demeyelim, öyle kalsın. Öyle bir derinlikli okuma var diyelim yani. Daha fazlasını başarabilecek sanki bir kapı var gibi geliyor Allah-u Lalem kaydıyla, bunu da söylemiş olduk. Babı hıfz ve hafiziyet. Girdik babı hıfz ve hafiziyet kapısından. Korunmanın kapısından. Buna ait tecellilerin kapısından. Kainatta bu türden oluşların kapısından girdik içeriye. İsmi hafiz ve rakibin cilvesini okumaya başladık. Hafiz neydi? Tekrar hatırlayalım, dersin başında söyledik. Yarattıklarını gözetip esirgeyen, amellerini koruyan Allah demekmiş. Siz bu amellerin içine hepsini koyun. Hasenat da koruyor, seyyiatı da. Yani koruyor, hıfz ediyor yani. Çünkü onun da cezası olacak, hesabı olacak. Hiçbir şey içliğe gitmiyor. Peki şey neymiş? Rakip, görüp gözeten, koruyan, yarattıklarından bir an bile gafil olmayan Allah demekmiş. Bizde rakip kelimesi genelde şey olarak kullanılır böyle. Düşman gibi. İşte rakibi şu. Maç yapacak mesela futbol takımı. Rakip takım diyoruz değil mi? Herhalde aynı kelime. Başka bir kelime değil. Bu kelime de o kelime. Yani onu gözetleyen, kontrol eden, koruyan, gafil olmayan Allah, Allah olarak kullanıldığında bu mana. Ama sanki biz onu biraz daha böyle insanlar içinde şey olarak kullanıyoruz. Gözetleme manasıyla. Yani onu kim gözetleyecek o maçta? Rakibi kim? Rakibi de filanca. Açıklarını kollayacak falan filan. Hani onu göz hapsinde tutacak gibi bir manası sanki var. Herhalde rakip kelimesi oradan geliyor. Bu maçlar için falan kullanılan da, boks maçları, futbol maçları, her türden envai çeşit maçlarda, oyunlarda kullanılan rakip kelimesinin kökeni bu olsa gerek diye düşünüyorum. Pekala. Hiç mümkün müdür ki gökte, yerde, karada, denizde, yaş kuru, küçük büyük, adi ali her şeyi kemali intizam ve mizan içinde muhafaza edip bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet, İnsan gibi büyük bir fıtratta, hilafet-i kübra gibi bir rütbede, emanet-i kübra gibi büyük vazifede olan beşerin rububiyet-i âmmeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, şayeste ceza ve mükafat çekmesin, hayır asla. Burayı da kuvvetli bitirmiş Üstad Hazretleri. Hayır asla. Ünlem var sonunda. Biz de hakkını vererek söyleyelim. Hayır asla. Tekrar dönelim paragrafın başına. Hiç mümkün müdür ki? Bediüzzaman Hazretleri'nin olayın imkansızlığını anlatmak için kullandığı ifade. Bu risalede çok işittik. Gökte, yerde, karada, denizde, yaş kuru, küçük büyük, adi ali, adi, sıradan, adiyat, sıradanlaştırma, ali yüce demek, adi sıradan aşağı demek yani. Adi ali her şeyi kemali intizam ve mizan, kemali intizam tam bir düzen, mizan ölçü, mizanı mahşer diyoruz, mahşerdeki mizan. Orada işte ölçülecek bizim hasenatımız, seyyiatımız. Cenab-ı Hak hasenatımızı yüksek kılsın, galip gelenlerden eylesin bizi hasenat-ı seyyiatına.
İşte o mizan, ölçü, terazi manasında burada kullanılmış. Her şeyi kemali intizam ve mizan içinde muhafaza edip bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet. Hafiziyet neydi? Allah'ın her şeyi koruyup saklaması artık sıfat düzeyinde. Allah hep böyle yapar yani. Hafiziyeti Allah. Allah hep koruyup saklar, hıfzeder, kaydeder, not alır tabiri caizse. Bunlar insani ifadeler ama Cenab-ı Hakk'ın o şeyine yaklaştırmak için fikrimizi, hafiziyetine, onun sıfatına yaklaştırmak için kullanıyoruz bu ifadeleri. Her şeyimiz bizim iz bırakıyor. Bir yerlerde kaydediliyor, tutuluyor, yazılıyor. Meleklerin kaydından tut, dünyada bıraktığımız izlere kadar, seslerimizin alemde dalgalanıp gitmesine kadar her şey kaydediliyor yani. Görüntüler, sesler, şunlar, bunlar hepsi kayıt altında. Neticelerini eleyen bir hafiziyet, insan gibi büyük bir fıtratta, hilafet-i kübra gibi bir rütbede, insan gibi büyük bir fıtratta, hilafet-i kübra gibi bir rütbede, hilafet-i kübra rütbesi nerede geçiyormuş? Bakara suresinde geçiyormuş, En'am suresinde geçiyormuş, Yunus suresinde geçiyormuş 14. ayetinde, Enbiya suresi 105, Nem suresi 62, Kasas suresi 5, Fatır suresi 39. Yani bu ifade Kur'ani bir ifade. Hilafet-i Kübra gibi bir rütbede, Emanet-i Kübra, o da Ahzab suresi 72'de geçiyormuş. Emanet-i Kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin, rububiyet-i âmmeye, umumi rububiyet dairesinde temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, şayeste ceza ve mükafat çekmesin, hayır asla. Tekrar dönüyoruz, bitiremiyoruz. Burada şöyle ilginç bir şey var bizim. Bu kayıt meselesini biz daha önce de konuştuk Üstad Hazretleri. Bir önceki metinde de, esaslar içinde de o kayıt mevzuna atıf yaptı ki hani bayağı bir, hatta bu da haşiyede epey konuştuk biz bunu. Yani her şey iz bırakıyor, her şeyin sureti kalıyor, şusu kalıyor, busu kalıyor, dokusu kalıyor, izi kalıyor. Bunları hep konuştuk. Burada onu tekrar açtı, bu sefer esmasını da gösterdi. Ama diğerinde onu başka bir esmanın gölgesinde bize okutmuştu. Neydi? Altıncı hakikatin şeyi. Celil ve baki cilvesi olarak okuttu orada. Onun içinde bir esas açarak. Fakat burada da ayrıca bir esma açtı onlara. Bab-ı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir. Şimdi böyle metinlerde denk geldiğinizde, külliyatta bu çok var. Diyorsunuz ki ya Bediüzzaman Hazretleri acaba daldı mı, unuttu mu? Bunu niye tekrar etti? Veya aynı şeyi mi söylüyor? İnsanın aklına böyle şeyler geliyor bazen. Ya bak, bunu daha önce bahsetti işte, her şeyin izi kalıyordu. Daha birkaç evvelki derste biz bunu tefekkür ettik. Burada niye bir daha döndük hıfz, hafiziyet diye konuşmaya başladık? Ben şöyle ince bir şey düşünüyorum olabilir diye üstadım bu tekrarlarında. Üstad bize bir esma pratiği kazandırıyor. Nedir bu pratik? Esmadan esmaya geçme yatkınlığı. Yani biz burada aynı mevzuyu bir başka ismin gölgesinde konuşup sonra geçip mesela hıfz ve hafiziyet, ismi hafiz ve rakip cilvesi olarak konuştuğumuzda onların kesişim kümesini konuşuyoruz. Bir ölçüde kesişim kümesi, yani iki kümenin ortak alanı gibi diyelim. İkisine de çıkarımlar yapılabilecek bir alan diyelim. Şimdi birisinde onu söyledi, ikincisinde geçti, başlı başına onu konu etti. Bu sefer senin kafanda bir yatkınlık oluşuyor. Bir esmayı gördüğün zaman, atıyorum işte bir öncekinde baki, onu gördüğün zaman burada rakib ismine, hafiz ismine geçişler yapabiliyorsun. Çünkü onun onunla ilgisi var. İşte Celal ile Cemal, aralarında ilgiler kuruyor. İşte diyor bir nevi de Celal'dir, Fert'te Cemal'dir. Diyorsun ki hani birine rast geldiğin zaman, ha bu Nevvi'de, öbürü de Fert'tedir falan, hemen böyle çağrışım doğrudan kafanıza geliyor. Bunun avantajı, kafanın, insan kafasının, bizim kafamızın yani, omzumuzun üzerinde gezdirdiğimiz o saksı olmayan şeyin,
bir pratik kazanması, Esma-ül Hüsna tefekkürüne bir yatkınlık kazanması, isimden isme geçişte, birbirine bakar şen ve namlara, üstadın tabiriyle yönelişte, bir böyle meyelan kazanması arkadaşlar. Bence Üstad Hazretleri bunları kasten yapıyor yani. Öbüründe anlatıyor, ona benzer bir konuyu başka bir ismin gölgesinde, başka bir perspektifle bir daha anlatıyor. Zahiri nazar diyor ki ya Üstad bunu anlatmıştı zaten, burada bir daha niye anlattı falan diyor. Ama nitelikli kafa diyor ki ya hani bu orada gördük ama orada o isim penceresinde okumadık biz bunu. Buraya geldik başka bir ismin gölgesinde görüyoruz aynı şeyi. O zaman aynı alandan birçok esmaya gitmeye bir pratiklik kazanılıyor. Veya bir isimle ilgili okuma yapıldığında diğer isme geçmeye pratiklik kazanıyor ki arkadaşlar imtihan dünyasında muvaffakiyetin sahili selamete çıkabilmenin bir yolu da en önemli silahlarından birisi de Esma-ül Hüsna tefekküründe isimden isme geçebilmektir. Şimdi mesela Cenab-ı Hakk'ın kahariyetini görüyorsunuz veya celali bir tecellisini görüyorsunuz. İşte o dediğimiz az önceki şey Nevi'de celaldir, fertte cemaldir o hakikati. Mesnevi Nuriye'de geçiyor o. Bilmiyorum başka bahiste geçiyor mu? Herhalde Mesnevi Nuriye'de yalnız. Mesela celali bir şey yaşadınız. O celali şeyin içinde boğulmamak, korkunun, endişenin, o haşyetin, haşmetin içinde insan çünkü nihayetinde aciz bir canlı yani ona sürekli ona maruz kalırsa onu kaldıramayabilir. Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın hitab-ı ilahisini kaldıramadığı gibi, baygın düştüğü gibi veya işte Cenab-ı Hakk'ın tecelli ettiğinde dağın parçalanması gibi Musa Aleyhisselam yine hayrete düşüp bayılması gibi orada. Yani insanız aciziz arkadaş. Bizim kapasitemiz var. Fazlasını kaldıramıyoruz. Bize böyle celali isimler işte kahhar ismi, celal isimleri tecelli ettiğinde bir alanda bizde hemen böyle bir şey temayülü oluyor. Kaçmak. Yani bir başka bir yönüyle görmek mevzuyu. Güzel bir tarafıyla yakalamak. Bizi kurtarıyor o. Ama eğer bilmezsek ki ondan ona geçiş var, bundan buna bir pratik yol var hemen. Celal mi? Ha, o zaman o küçük küçük cemallerden oluşuyordur. Biraz ince girsem cemalleri görürüm. Veya Allah Rahman, Hakim, bu olduğuna göre o isimler de burada. Aynı zatın isimleri. O halde Allah bir şeyi kudretiyle yaratıyorsa onda mutlaka hikmetle işliyor. Bu yapılanın bir hikmeti vardır. Hikmeti olan da rahmet de vardır. Çünkü kainat rahmet tecellisi olarak vücuda getirildi. Bak oradan oraya geçtin. Senin rahat nefes alacağın, psikolojinin rahatlayacağı, ruhunun rahatlayacağı, kalbinin kaldırabileceği bir alana geçiş yaptın. Nasıl yaptın bu geçişi? Esma-ül Hüsna arasındaki geçişlerle yaptın. O sana şiddetli gelen, kaldıramayacağını düşündüğün, etkisinden çok sarsıldığın tecelliden nefes alacak yere kaçtın. Cenab-ı Hakk'ın bir isminden başka bir ismine kaçtın. Yani zaten biz bu işte kader meselesinde Ebu Ubeyde radıyallahu anh galiba Filistin civarı galiba yanlış bilmiyorsam Şam mıydı Filistin miydi? Orada meşhur o zamanlar Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde bir veba salgını oluyor. Ebu Ubeyde radıyallahu anh da orada şehit oluyor zaten. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir mevkiye kadar gitmiş galiba oraya. Ama duymuş orada veba salgını var. İstişare yapmış. İstişarede işte demiş ki bir kısmı hani gidelim. Diğer bir kısmı demiş gitmeyelim. İşte gitmeyelim diyenler Efendimizin şeyini haber veriyorlar. Bir yerde salgın olursa girenler çıkmasın, çıkanlar da girmesin. Yo. Herhalde öyleydi. Onun gibi bir şey yani. Karantina kuralları öyle anlayın. Hani girilmeyecek. Girilmişse de çıkılmayacak artık o salgını yaymamak için. Efendimiz öyle buyurmuş. O hadisi birisi rivayet ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh için mutmain oluyor. Ve girmemeye, gitmemeye karar veriyor oraya. Filistin veya Şam şimdi aklıma gelmedi. Veya Kudüs civarı. İşte o zaman Ebu Ubeyde radıyallahu anh diyor ki ya Ömer diyor Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyor. Hazreti Ömer de ona cevap veriyor ki Allah'ın kaderine kaçıyorum. Keşke bunu diyor senden başka birisi söyleseydi bana. Hani Ebu Ubeyde radıyallahu anh çok severmiş. Zaten
Ebu Ubeyde Hazretleri hakkında Efendimizin ümmetin emini şeyi var. Lakabı var. En emini ümmetin. Yani işleri, eyleyişleri, dürüstlüğü falan o konularda çok güvenilir manasında. Ümmetin emini diye Efendimiz ona hitap edermiş. Hazreti Ömer hatta vefatı hengamesinde diyor ki, şehadet hengamesinde, eğer diyor Ebu Ubeyde sağ olaydı, onu yerime diyor şey yapardım, vasiyet ederdim size. Benden sonra onu geçirin diye. Çünkü onun hakkında hadis var, ümmetin emini diye. Yani emin birisine bırakmış olurdum diyor. Ama o tabii o salgında şehit olmuş, veba salgınında. Ama işte oradaki o kaderden kaçmak meselesi, kaderden kadere kaçmak meselesi burada daha bir anlam kazanıyor. Nasıl? Biz aslında resimlerden resimlere kaçıyoruz. Bize acı gözüken bir tablo var. O tabloyu büyütüyoruz, daha büyük bir resim görüyoruz. O büyük resimde ferahlıyoruz. Ne kadar bu tabloyu görmekte, bu manzarayı görmekte daha büyük resme erişirsek o kadar ferahlıyoruz. Ne demek istiyorum? İşte holografik bakışta Zübeyir abinin verdiği bir örnekti bu. Hoşuma gider Zübeyir Tercan'ın. İşte bir ameliyathane var. Siz ameliyathane olduğunu bilmiyorsunuz. Size görüken kare şu kadar. Bir adam var, başında 2-3 kişi var, kesiyorlar adamı. Ne kadar dehşetli bir şey. Kim yapıyor bunu? Bu ne zalimlik falan düşünürsünüz bunları. Kadraj büyüyor büyüyor, bir bakıyorsunuz üstte ameliyathane yazıyor. Ha diyorsunuz, adam şifa buluyormuş meğer. Katledilmiyormuş. İyileştiriliyormuş yani. Burası bir ameliyathaneymiş. O oluş farklı anlamlandırılmalıymış. Ama size bu okumayı ne verdi? Size bu okumayı, resmi daha büyük görmek verdi. Başka bir ismin gölgesine geçti. Çünkü o okuma şekli, o büyük resim sayesinde. La teşbih ve la temsil. Kainattaki bizim esmadan esmaya geçişimiz de aslında bir nevi resmi büyütmek gibi. Yani ya da değiştirmek gibi. Ya da rengini değiştirmek, bulandırmak gibi diyelim, ya da başka bir renklerle karıştırmak gibi diyelim. Çünkü bakıyorsun işte savaşlar var, insanlar birbirini öldürüyor. O orada bir celali isimlerin tecellisi var. Ama sadece o mu var? Biraz büyütüyorsun resmi. Üstad Hazretleri'nin Kastamonu layıkasında 2. Dünya Harbi'nde vefat eden mazlumların halini tefekkürde bize önerdiği o şey. Bu dünyada diyor evet çekiyorlar ama diyor ahirette Allah'ın onlara öyle ikramları var ki. Onları görseniz diyor bu dünyada kaybettiklerine üzülmezsiniz. Bizim daralmamız niye? Hep bu dünyaya bakmaktan. Biz diyoruz ki sadece bu dünyada olan var. Çocuk ölüyor mu? Aa, çocuğun hayatı kaydı. Vah 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 çocuk. Ya o çocuk cennette uçmaya başladı. Gitti, melek oldu orada. Melek oldu diyoruz ama melek gibi masum oldu diyelim. Melek olmadı, yine insan. Veya işte bir adamın malı çalındı, şöyle oldu, bu oldu. Al Cenab-ı Hak onu sadaka saydı diyelim. Öyle salih bir kulmuş. Ameli makbul bir kulmuş. Cenab-ı Hak onu ibadet saydı. Ondan ibadet olarak kabul etti. O çalınan malı sadaka saydı. Mağduriyetini belki de daha da fazla ecriyle verdi. Öteki tarafta baktın adamın o çalınan malına mukabil sarayı oldu. Kaybetti mi o şimdi? Veya işte hep söylüyoruz. Şeriat ademi görünen vücudiliklerle vücudi görünen ademiliklerde kafamızın karışmasını engeller. Faiz. Zahiren malımız eksiliyor faizde. Artıyor faizde. Veriyorsun 100 lira, alıyorsun 110 lira. Ama Cenab-ı Hak diyor ki bak bunun vücudi görünmesine kalma, bu ademi. Neden? Faiz olan toplumlara bakıyorsun ki bizim toplumumuzda bugün öyle. Ekonomik krizler hayatın parçası haline geliyor. Çünkü al ver arasında bir dengesizlik var. Yani faiz olan toplumda paranın değer kaybetmesi kaçınılmaz. Çünkü para parayla ödüllendiriliyor. %110 vereceksin. Bu %110'u verdiğine göre o paranın biraz değer kaybetmesi lazım ki sen %110 verebilesin. Yani şimdi bunu şey diyorlar da parayı yatırıma yatırdık, yatırımdan geldi o para. Öyle olmuyor, biz biliyoruz ki paranın değer kaybı da var o işin içinde. Bakın faiz işleyen toplumların tamamında enflasyon oranları yüksek. Yüksek, kaçınılmaz. Parayı parayla ödüllendiriyorsun çünkü para yattığı yerden kazanıyor. Paranın yattığı yerden kazanması için sonra alacağının önce alacağıyla, yani bir ölçüde değer kaybıyla eşitlenmesi lazım.
Böyle olması lazım. Ya da işte başka ne örnek vermiştik buna biz? İşte zekat mesela. Zekat da malımızı eksiltiyor gibi görünüyor ama aslında zekat İslam'ın köprüsü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuş. Kantara Türistan demiş mesela. Ne demek o? Zenginle fakiri birbirine bağlıyor. Müslüman sosyolojisini, akrabalar arasındaki ilişkileri, dostlar arasındaki ilişkileri, komşular arasındaki ilişkileri, onları birbirine tutturuyor, bağlıyor. Çünkü adam demiyor ya bu zengin sadece kendisine yiyor demiyor. 40'ta birinde benim hakkım var diyor. Bana veriyor adam diyor mesela. Ona olan husumeti, kini, kıskançlığı gidiyor. Hürmeti artıyor. Bak zahiren azalıyor malın ama yekün kazanca baktığın zaman o kazanç çoğalıyor. Çünkü toplumun dengesi sağlanıyor. Toplumun dengesi bozulursa anarşi, ne diyelim isyan, sokak eylemleri, yağmalar artarsa, şimdi senin malın artacak mı? Aldığın ne kadar faiz alırsan al artmaz yani. O kadar kötü bir ortamda hiçbir sermayedar parasından kazanamaz. Neyse efendim lafı çoğalttım. Belki konuyu da dağıttım. Ha, buraya şeyden gelmiştik galiba. Her şey intizam, mizan içinde muhafaza edip bir türlü muhasebe içinde neticelendirilen bir hafiziyet. Bunu nereden biliyoruz? Varlığın her yerinde bir ölçü var diyor üstad. Bir kemal intizam var diyor üstad. Şimdi ikisi de bir iddia başlarken bir iddia. Bize dedi ki gökte, yerde, her yerde Cenab-ı Hak kemal intizamla, mizanla her şeyi dengede tutuyor, ölçüde tutuyor, bir muhasebe de görüyor onlarla. Yani bunlar kaydediliyor, korunuyor vesaire vesaire. Böyle bir şey var dedi kainatta. Biz bunu nereden çıkarıyoruz? Yani nasıl üstadım bu dediği doğrudur, evet öyledir diyebiliriz. Düşünelim. Benim aklıma şurası geliyor mesela. Ya kanun diye bir şeyin varlığı bile aslında muhasebeden haber veriyor. Ne demek? Ya mesela su 100 derecede kaynıyor değil mi? Tabii o yükseklik falan etkiliyor. İşte deniz seviyesinde 100, yükselirseniz hava basıncının düşmesiyle daha da aşağı sıcaklıklara inebiliyorsunuz ama onun da bir kaidesi var yani. Yüksekliğe göre şu kadar sıcaklık fark edebiliyor. Ama bir kanun çerçevesinde oluyor. Şimdi bir şeyin, işte diyorum ya başta konuşmuştuk, hafiziyet noktasında okumak bir şeyi, hafız değil de hafiziyet, o düzeye çıkarmak, hep öyle olduğunu fark etmek, bunun birisi tarafından takip edildiğini anlamak olur. İşte rakib ismine geldik. Bak, hıfz, hafiz ismi nasıl rakib ismine bağlandı bak. Şimdi bir tane muhasebeci var, işçiler var, işçilerin yaptıkları iş miktarı var, o işe göre alacakları yevmiye var. O pamuk tarlalarında falan ne kadar pamuk topladıysan, ne kadar fındık topladıysan tartılıyor, ona göre veriliyor ya ücretler. Kim ne kadar çalıştıysa oradan tayin ediliyor, ona göre de ücret veriliyor. Adana'da falan, Karadeniz'de falan öyle herhalde hala devam ediyor o. Adamın topladığını tartıyorlar yani, ona göre veriyorlar ücretini. Şimdi öyle düşünün. Öyle bir muhasebeci ki abi herkese tıkır tıkır ne kadar çalıştıysa o kadarını veriyor. Hiç kimse de şaşırmıyor. Hiç kimse de şüphe etmiyor ki ya bana hakkımı vermez, yaptığımın karşılığını alamam diye şüphe etmiyor. Ne dersiniz? Lan muhasebeci dersiniz çok iyi takip ediyor ya. Hani bu elemanlar nasıl çalışıyor, kimin hakkı ne düzeyde, kim ne kadar topladı, kim ne kadar gayret etti. Bunların hesabını iyi yapmış. Bak nasıl tıkır tıkır kimse ben hakkımı alamadım demiyor yani. Hepsi yerli yerinde oluyor. Demek ki bu yerli yerindelik bir takip etme işi. Peki takip etmenin arkası ne? Hafiziyet. Onlar kayıt altına alınmalı. Yoksa nasıl tutacak onları? Yani muhasebeci var ama hafızası yok. Olabilir mi? De muhasebeci var, takip ediyor. Ya işte neyse onların başındaki şef var. Ama şefin kayıt defteri yok. Olabilir mi? Bak rakib ile hafiz. Nasıl birbiriyle bağlantılı? Cenab-ı Hak hafiz mi? Hafiz. Nereden biliyoruz? Rakib oluşundan.
Bak kanunlar hep aynı şekilde tecelli ediyor. Birisi bunları gözetiyor bak. Hiçbirisi sapamıyor ondan. Elmayı da atıyorsun yere düşüyor. Sen de hoplasan yere düşüyorsun. Mermiyi de atsan ne kadar yukarı çıkaracaksın? Mermi atmosfere delip çıkmıyor. Geri yere düşüyor. Onlar şey diyorlar, serseri kurşun mu diyorlar. Öyle bir şey var. Bazen insanların başına düştüğü de oluyor da nadir olarak. Ama düşüyor yani bak. O da hariç değil, bu da hariç değil, şu da hariç değil. Bu kanundaki ısrar her şeyin takip edildiğini gösteriyor bize. Hepsinin bir rakibi var, gözetleyicisi var. Ne yapacak? O işte boks ringlerinde olduğu gibi sağ mı vuracak, sol mu vuracak? İşte ayağını nasıl basıyor? Bak şu ayağını geri attı, bu ayağıyla vuracak galiba boksör. Onu yapar değil mi? Rakip dediğin onu gözetler yani. Açığını gözetler, hareketlerini gözetler. Ne durumdasın onu gözetler. Biz çocukken işte Van Dyne'ın bir kan neydi ya ne kandı. Hep kanlıydı onun filmleri de. O film ismi aklıma gelmedi. O zamanlar Milli Gençlik Vakfı'na gidiyoruz çocuğuz daha. Böyle bizi oraya toplayabilmek için video kaset falan bunlar çok az. Hatta bir tek herhalde MGV'de var, başka yerde görmedim ben o zamanlar. Şimdi önce bizi topluyorlar böyle bir tane Van Dyne filmini koyuyorlar VHS kaset böyle. O filmi izletiyorlar. Filmi izliyoruz Van Dyne'ın filmini. Ondan sonra da onu çıkarıyorlar. Çocuklara şey izletiyorlar. Şevki Yılmaz'ın konuşması falan filan. Onları izletirlerdi. Şimdi Van Dyne'ın filmini izliyoruz. Ben hatırlıyorum. İlk kan, ilk kan olabilir. Bak şimdi aklıma geldi. İlk kan olabilir. Van Dyne rakibiyle dövüşüyor. Final dövüşü. Ama Van Dyne'ın kaburgasında kırık var. Şimdi adamla dövüşürken Van Dyne işte sağ ayağını attı, yere düşerken tabii kaburga kırık. Adamın haberi yok kırıktan ama düştüğünde böyle bir yerinde sekti Van Dyne tabii acısıyla. Adam hemen anladı. Bak dedi bunun kaburga kemiği kırık. Oradan çalışırsam bunu yenerim. Rakibi böyle fark etti yani. Bunu böyle bir anekdot olarak zikrettim. Ama bu rakip oluş işte bak gözetlemek gerektiriyor. Açığını buluyor. İnsani anlamda bizim kullandığımız şey manasında işte futbol müsabakası, futbol rakibi, işte boks rakibi şu mu manasında söylüyorum. Gözetlemek. Onu alıp şeye götürelim. Cenab-ı Hak her şeyi gözetliyor. Yoksa her şey bu kadar tıkır tıkır işleyemez. Açığının bulanacağını biliyor yani her şey. Tabiri caizse bak kanunlar tıkır tıkır. Ta evrenin başından evrenin sonuna kadar. Bakıyorsunuz neyse kütle çekimi kanunu kıyamete kadar. Evren nihayet bulana kadar o kanun işleyecek. Başka kanun, şu kanun, bu kanun. Bakıyorsunuz hep bir şeyi var yani böyle. Ondan hiçbir ferdin Cenab-ı Hakk'ın murad ettiği istisnalar var. Onları da o kanunları kırmaya gücünün yettiğini göstermek için yapıyor. Kanundan hariç fertlerin yaratılması Cenab-ı Hakk'ın öyle yapmaya mecbur olmadığını gösterdiği de bir şeydir. Mesela İsa Aleyhisselam babasız doğurmuş Cenab-ı Hak. Hazreti Meryem annemiz babasız dünyaya getirmiş. Cenab-ı Hak diyor ki ben istersen böyle de yaratırdım. Evet, kanunum gereği dünyada yaratılış hep anneyle babayla oluyor. Ama dilersem babasız da hatta annesiz de Hazreti Adem Aleyhisselam da hem annesiz hem babasızdı mesela. Topraktan yaratıldı. Bunlara mecbur değilim. Kanundan hariç fertler bize kanunların şeyini fark ettirir. Bir, Cenab-ı Hakk'ın öyle yaratmaya mecbur olmadığını, hariç fertler de yaratabileceğini. İki, kanunların kıymetine uyandırır. Mesela Allah göstermesin, Allah kimseye vermesin. Allah yani zor imtihandır. Görüyorum ben bazen işte doğuştan gelen hastalıklarla yaşayan çocuklar veya gençler, büyümüşler. Annesi babası tekerlekli sandalyeyle gezdiriyor. Bak o insan öyle olabiliyorsa sen de öyle olabilirdin. Niye öyle olmadığını sor. Bir tane üç kollu, üç ayaklı bebek doğuyor ya da yapışık siyam ikizleri doğuyor. Allah siyam ikizleri de siyam ikizleri bilmem şu bu. Ya bir de şunu sor. Nasıl bunca insan hiç sorunsuz doğuyor? O daha zor. Bak sakat doğmak daha kolay. Niye? Ya bir küçük arıza, bir şey yanlış o annenin karnında neler neler oluyor yani. Her an 100.000 oluş var. O sırada anne bir sürü iş yapıyor. Oraya düşüyor, buraya oturuyor, bilmem ne hani o hücresel düzenin bozulmasına dönük çok şey yaşanabilir yani. Anne karnında bebeğe zarar verecek çok şey olabilir.
Daha o canlı oluşuyor orada. Oradaki küçük bir hata, küçük bir yanlışlık büyük bir şey olarak çocuğa yansır. Mesela işte Orhan Bey'in bir şeyi vardı. Orhan Özbey'in videosu çocuğun oluşumunu anlatıyordu. Oradan öğrenmiştik biz de. Şimdi hücreler artıyor, artıyor. 10 bin adetine ulaştığında o zigot hücresinin sayısı bölünerek o 10 binden her bir hücre bir organ olmaya karar veriyor. Veya iki hücre birer organ olmaya karar veriyorlar. Eğer sayı değişse, mesela burun olacak bir hücre var, ben burun olacağım diye görev paylaşımına gitti. İki hücre dese ki ben burun olacağım, o adam doğduğunda iki burunlu olur. Dört hücre dese ki biz göz olacağız, o adam dört gözlü olur. İki hücre de ayak olacağız diyor. O iki hücre değil de beş hücre olsa adam beş ayaklı olur. Bak, o 10.000 hücre sanki bir yerde oturmuşlar, görev paylaşımı yapmışlar. Mehmet sen bunu yapacaksın, Ahmet senin vazifen bu. Mustafa sen de şuradasın gibi anlaşmışlar gibi sanki. İşte artık Allah demenin kaçınılmaz olduğu, bütün gafillerin, kaçanların bile artık ya Rabbi sen varsın demekten kurtulamayacağı o eşik, o 10.000 hücre nasıl anlaşıyor kendi arasında? Ve her biri bir şey olmaya karar veriyor. İkisi aynı şey olmaya karar vermiyorlar yanlışlıkla. Her birisi bir şey oluyorlar. İşte o süreç bile gösteriyor ki bir rakip, gözetleyen olmasa bu kanunlara bu kadar düzen olur mu? Biz mesela işte devletin düzeni devam ediyor. Yasaları çok güzel işliyor. Biz bunu nasıl anlıyoruz? Ya da buradan neye varıyoruz sonuç olarak? Diyoruz lan bu devlet iyi takip ediyor galiba. Bu kadar iyi takip etmese bu kadar iyi sonuç alamaz. İngiltere'de işte her tarafta kamera var diyorlar. Kişi başına en çok kamera İngiltere'deymiş galiba. Türkiye'de de var. Şimdi araba bir şey yapıyor. Sanıyor ki kurtuldum. Birine vuruyor mesela, gittiğini sanıyor. Halbuki 4-5 tane kamera var sağda solda. Girerken çıkarken polislere bakıyorlar şöyle böyle. Plakanın göründüğü bir resmi yakalıyorlar. Hadi bakalım sabah evine polis geliyor. Sen falanca şeye şöyle yapmışsın, sonra kaçmışsın. Adam sanıyordu ki kurtuldum. Bak devlet iyi gözetlerse nizama da uymak kaçınılmaz oluyor. O adam bir daha o nizamdan çıkmıyor. Çünkü biliyor hani lan diyor kamera var sağda solda, hiç olmadık yerden kamera çıkıyor diyor. Görüntümüzü alıyorlar. Bu suçlardan kurtulunmuyor diye nizama tebaiyet gösteriyor. Bir yerde nizama tebaiyet varsa, işte kilit bir cümleye gelelim arkadaşlar. Bir yerde nizama tebaiyet varsa bir, gözlem vardır. Yani Er-Rakib isminin tecellisi vardır. Gözetleniyordur orası. Takip ediliyordur orada olanlar. Kollanıyordur. İki, o kollama bilgisi, o gözetleme bilgisi bir yerde hıfzediliyordur. Saklanıyordur. Konya'da tutulan bilgi İstanbul'a haber veriyor. Bu plakalı araba sizin şeye kayıtlıymış bölgeye. Bu diyor adama gidiniz, bu adamı alınız. Konya bilgiyi saklayıp şeye haber veriyor İstanbul'a. Bizim Faruk abi vardı yönetmenimiz. Adam İstanbul'da Esenyurt'ta motoru çalındı. Mardin'den haberi geldi. Polis Mardin'de buldu. Gitti aldı geldi motorunu. Düşünün. Orasının emniyeti buraya, burasınınki oraya. İlim ve gözlem. İlim ve göz, yani koruma. İki anlamda. Oluşu izleme ve o oluşun bilgisini kaydetme. Bu ikisi olmazsa ne olmaz? Bir, düzen olmaz. İki, ölçü olmaz. Çünkü onları anlara indiren, düzeni ve ölçüyü anlara indiren bu ikisidir. Orada nasıl yapılacak? Bunun bilgisinin korunuyor olması lazım. Bir, iki, yanlış yapan varsa onun bilgisinin de korunuyor olması lazım. Cezasının verilmesi üzerine. Ve gözleniyor olması lazım. Yani ismi Hafiz ve Rakib'in düzeni ve ölçüyü anlara indiren bir yapısı var dedik. Efendim çok konuştuk. Biraz daha okuyalım metinden. Hiç mümkün müdür ki gökte, yerde, karada, denizde, yaş, kuru, küçük, büyük, adi, âli, her şeyi kemali intizam ve mizan içinde muhafaza edip bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet, yani Cenab-ı Hakk'ın koruma kanunu diyelim, saklama kanunu diyelim, İnsan gibi büyük bir fıtratta, hilafet-i kübra gibi bir rütbede, Kur'an'da Cenab-ı Hak kendisi buyuruyor insanın böyle olduğunu. Biz bunu işte buradaki ayetler verilmiş,
yani kendimiz uydurmuyoruz, kendimize bir konum biçmiyoruz. Cenab-ı Hak böyle olduğumuzu buyuruyor. Cenab-ı Hak vaadinde yanılır mı haşa, sözünde yalan çıkar mı haşa, demek ki bizi önemsiyor. Emanet-i Kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin, yine Kur'an'ı bir ifade, işte dağların yüklenmeye çekindiği emaneti insan aldı değil mi? Ayet bunu haber veriyor, evet. Büyük vazifesi olan beşerin, rububiyet-i ammeye, rububiyetin en geniş dairesine temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, şayeste ceza ve mükafat çekmesin, hayır asla. Şimdi rububiyet-i amme dedi ya üstad, şimdi biz düşünüyoruz ki rububiyet-i amme derse demek ki yani işte insan bir şey yaptığında bütün evrenin her tarafına tesiri var. Sadece mekansal düşünmeyelim bunu. Bu da oluyor olabilir. Biz şu an bunu müşahede edemiyoruz ama mesela belki de burada kılmadığımız bir namazın evrenin köşelerine yansıması oluyor olabilir. O derinlikli fizik bir bağ olabilir yani her şeyin. Hani müneccimlerin bu meslekte hak var diye söylemiyorum ama müneccimler hani yıldızlara bakıp şey yapıyorlarmış, işte yıldız doğdu. Bugün işte birisi daha dünyaya geldi. İşte bilmem, hatta bazı müneccimler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu yıldızlardan haber vermişler. İşte bugün Muhammed'in yıldızı doğdu diyor adam. İşte yeni bir yıldızın ışığı gelmeye başlamış. O yıldızın ışığının gelmesinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğunu çıkarmış müneccim. Oluyor mu? Oluyor demek ki. Hani yüce alemle küre-i arzdaki alemin bir ilişkisi var. O büyük boyutla küçük boyutun, makro alemle mikro alemin bir bağı var. Bunu şeyden de biz biliyoruz. Recmü'ş-şeyatin bahsinde, şeytanların taşlanması bahsinde. Şeytanlar göğe sirayet etmeye çalışıyorlar, çıkmaya çalışıyorlar, meleklerden casusluk etmek istiyorlar. Onları bir taş kovalıyor, yakıcı bir taş. Yani biz o meteor diyoruz o olaya. Biz meteor diye görüyoruz ama onun bak bu dünyadaki hayatla bir ilgisi var. Başka bilinmedik bir fizikle bir ilgisi var. Olabilir ki uzayın başka köşelerinin de dünyadaki hayatla ilgisi olabilir. Bunu yadırgamayalım. Biz bu dünyada çok başka bir şeyiz. Biz bakıyoruz, o materyalistlerin ölçüleriyle kendimizi tartıyoruz. Ya insan burada işte kelebek ömürlü, yıldızlara kıyasla gözücük kapayıncaya kadar hayatı geçen şu kadarcık mikrocuk bir canlı şeye göre, o yıldızlara göre. Ya bu dünya insan çok kendini önemsemesin ya, yani o kadar da önemli bir şey değil yaptıkları falan filan. Sen öyle diyorsun. Belki de oluğun başındasın. Belki de düğümün üstündesin. Düğmenin başında duran sensin. Senin yaptığının belki onlara başka bir boyutta tesiri çok oluyor. Akıllısın, şuurlusun, çok farklısın yani onlardan. Belki bunlar seni aşkınlaştırıyor. Sen şu an öyle görüyorsun ama belki de yarın bir gün diyeceksin ki ya insanın zihni meğer şöyleymiş, işte fiziğin şurasında tesir ediyormuş, burasını değiştiriyormuş ki kuantum fiziğinde artık buna benzer şeyler konuşulmaya başlandı. Gözlemcimin nazarının gözlerini etkilemesi falan filan. Ya belki de o kadar önemsiz değilsin yani. Oluğun başında sen varsın belki de, musluğun başında sen varsın. Cenab-ı Hak seni niye önemsiyor bu kadar? Belki de yaptığın her şeyin fiziksel alemle ilgisi var. Ki var ki, şer yapıyorsun onun cezası cehennem oluyor, hayır yapıyorsun mükafatı cennet oluyor. Hayrın cennette ebedi olarak var oluyor, şerrin de cehennemde ebedi olarak var oluyor. Orası oradan, burası buradan yaratılıyor. Yunus, Derviş Yunus'un şiirinde var ya, herkes kendi götürür diyor odununu. Cehenneme vardım diyor. Ateş yok muydu diyor. Tam da şiir aklıma gelmedi şimdi. Dediler ki diyor herkes ateşini odununu kendisi getirir. Dönüştürüyoruz ve götürüyoruz. Ama yaptığımızın farkında değiliz. Görmediğimiz için bize diyoruz ki ya biz bu kadarız. Belki de şu an mesela konuştuklarım, kelimelerim benim başka bir aşkın alemde başka şeylere dönüşüyorlar. Nasıl bir olukta olduğumu bilmiyorum. Kara delik kendisinin ne olduğunu biliyor mu kara delik? İçine yıldız giriyor, galaksi giriyor, kayboluyor kara deliğin. Kara delik ne yaptığını biliyor mu onlara neye dönüştürdüğünü? Kendisi bilmiyor ama yapıyor. Gözümüzün önünde yapıyor. Biz bu boyutta onu görebiliyoruz. Bir başka boyutta birileri de belki ki onlar işte Cenab-ı Hakk'ın önce bilmesi
Onun dışında da melekler de mesela görüyorlar. Bizim dönüştürdüğümüz şeyleri onlar görüyorlar. Kur'an meclislerine melekler toplanıyor böyle. Nasıl kuşlar, işte martılar ekmek atarsın toplanırlar, güvercinler yem atarsın toplanırlar. Öyle Kur'an meclislerine, sünnet meclislerine, Allah'tan bahsedilen meclislere melekler toplanıyor böyle. Onlar görüyor bir şey olduğunu orada. Nasıl bir alemde görüyorlar? Bu alemde değil, başka bir algıyla, başka bir görme yetisiyle, ses duyma yetisiyle, koku alma yetisiyle nasıl bir şeyse artık bizim kendi dünyamızda görmediğimiz, tatmadığımız, beş duyu organı ile bilemediğimiz bir boyutta bir varlık var. Şimdi burada da onu söylüyorsun Hazreti. Rububiyete ammeye temas eden ediyor demek ki insanın fiilleri en geniş rububiyet alemine, terbiye alemine tesir ediyor. Amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, şayeste ceza ve mükafat çekmesin, hayır asla. Buna bir de şuradan bakalım. Bu da Allahu alem kayıyla diyeceğim bir şey. Şimdi dünyada insan bu kadar sene kalmış. Görüyoruz ki dünyaya epey bir zarar verebiliyor değil mi? Eğer fiilleri istikametle gitmezse, ben ederim, ben yaparım, ben tabiata boyun eğdiririm, ben şöyle yaparım, böyle yaparım derse tabiat da ne diyor? Allah'ın bir kitabı olarak, benim diyor düzenimi bozdun diyor. Bak diyor denizlerin içi diyor plastik poşet kaynıyor diyor. Bak diyor balıkların karnından şu çıkıyor, bu çıkıyor. Bak küresel ısınma oluyor diyor. Bak bilmem şu oluyor, bu oluyor. Yani diyor ki düzenimi bozdun sen benim. Yani seninle ilgili olan şeyler, senin istikamette kalışın aslında benim de sağlığımı koruyordu. Sen şeriatın istikametinden saptın, tüketim çılgınlığına kapıldın, üretim çılgınlığına kapıldın, zevk-ü sefaya daldın. Yapabildiğin her şeyi yapmaya hakkın var sandın. Sonucu ne oldu? Sonucu benim bozulmam oldu. Bunda ben sana işte ateşimle, ağrılarımla, sarsıntılarımla, titrememle, depremler artıyor değil mi dünyada her sene öyle diyorlar. Ne? İşte hasta titriyor, sıtması. Hasta ettin onu. İşte bunun gibi ateşinin yükselmesi, işte yangınlar veya başka başka doğal afetlerle haber veriyor. Ben diyor iyi değilim yani beni hasta ediyorsun diyor. Aynı insan türünün diyelim ki sonsuz bir varlığı vardı bu kainatta. Dünyadan çıkmayı da öğrendi. Başka gezegenler de buldu. Oralara da gitti. Hayat kurmayı öğrendi. Ya hepsinde yapacağı budur arkadaşlar bu insanın. Hani rububiyeti amme ile bağlarken bu açıdan da düşünebiliriz. Bu insana beka verilseydi bu alemde bu insan bütün uzayı mahvedecek, nasıl dünyayı mahvediyor bugün? Dünyayı mahvediyor. Yani eserlerinden belli. Pikniğe gittiğinde piknik alanını mahvediyor. Bir yerde pis insanlar oturduğunda oturduğu yeri mahvediyor. Bu insan nasıl dünyayı mahvediyor, nasıl evini mahvediyor, nasıl sokağını mahvediyorsa aynı şekilde eğer ebedi yaşasaydı uzayı da mahvederdi. Bu varlığa da kıyameti koparttırırdı diyelim. Yaptırırdı yani. O yüzden şu, yani rububiyet-i ammeyi böyle de anlayabiliriz. Bütün evrenin terbiyesi aslında insanla düğümlü. İnsan haddini bir aştın mı onun hepsini yıkabilirliği var ve belki kıyamet de böyle kopacak. Biz şu an kıyamet nasıl kopacak bilmiyoruz. Ancak Cenab-ı Hak haber veriyor olacağını, olacağından biliyoruz. O kadarcık bilgisi var bizde. Zaman tayini yapamıyoruz. Ama belki de Allahu alem faili biz olabiliriz. Nasıl? Yaptığımız bir silah, ettiğimiz bir bilimsel deney. İşte CERN'de bilmem parçacıkları bilmem ne yapıyorlar, ne yapacaklarmış, işte antimadde üreteceklermiş, bilmem neymiş. Belki de böyle bir şeyin sonucunda biz kıyametin kopuş sürecini başlatacağız. Belki de onu başlatan biziz. Şimdi bizim bu dünyadaki fiillerimiz oldu mu rububiyet-i amme ile ilgili? Çünkü sonuçta kıyameti netice verecek o şey olabilir. Allahu alem kaydıyla söylüyorum. Yani buradan da düşünebiliriz arkadaşlar. Rububiyet-i amme ile böyle bir ilgisi olabilir. Vallahi çok konuşamadık kusura bakmayın. Bir paragrafta kaldık nedense. Açıldı paragraf yani bizi konuşturdu. Bir daha okuyayım. Böylece bu dersi bitirmiş olalım. En azından bir paragrafçık olsun. Mesafe almış olalım. Allah sizden razı olsun. Yedinci hakikat. Babı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki
gökte, yerde, karada, denizde, yaş, kuru, küçük, büyük, adi, âli, her şeyi kemali intizam ve mizan içinde muhafaza edip bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet, insan gibi büyük bir fıtratta, hilafet-ü kübra gibi bir rütbede, emanet-ü kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin, rububiyet-i âmmeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, şayeste yani layık olduğu şekilde ceza ve mükafat çekmesin, hayır asla. Şayeste doğru mu söyledim size? Evet, layık oldu demekmiş. Yani o varlık her detayıyla böyle bir rakib ismine, hafiziyete muhatap olsun da, ince ince her detayı kollansın, korunsun da, onlar o kanunlardan gram sapmasınlar da, sapmaların da cezası bu dünyada hemen kesilsin de, evet bunları görüyoruz yani olduğunu, kendi kuralından, kanunundan sapan canlının mesela cezasını çektiğini görüyoruz. Eşek arısı gidiyor bal arılarının sürüsünün kovanına giriyor. Bal arıları etrafını bir çeviriyorlar. Feleğini şey yapıyorlar yani şaştırıyorlar ona yani. Veya bir yunus köpek balığı sürüsünün içine girdiği zaman dilim dönmedi bir türlü süresine deyip duruyorum. Bismillah. Veya ateş baruta düştüğü zaman barut haddini bilmeyip ateşe karıştığı zaman görüyoruz ki Cenab-ı Hak evet sen barut kalma kanunundan çıktın, ateşte yanma kanununa girdin diyor. Veya işte dünyada gördüğümüz farklı farklı tecelliler. Kendiliğindeki kanunları muhafaza etmeyen, haddini aşan, başka yollara giren, başka şeylere sapan cezasını çekiyor. Bu da bir hafiziyetin ve rakibiyetin delili. Yani gözleniyoruz ve muhafaza ediliyor bizdeki şeyler, bilgiler. Oluşumuzda da, değişimimizde de o bilgiler saklanıyor. Halimizde de korunuyoruz. Halden saparsak da o halden sapmanın cezasıyla veya iyi bir şeyse mükafatıyla onlar da korunuyor. Gibi gibi çoğaltırsak. Onlar öyle korunsun, bütün alem, bütün detaylarla böyle olsun da insan gibi kıymetli bir canlı, Cenab-ı Hakk'ın kendi kelamullahın da böyle beyan ettiği bir canlı, bir de yaptığı fiillerin bu kadar büyük sonuçları olan bir canlı, Cenab-ı Hakk'ın çok kıymet verdiğini yine Kelamullah'ın da beyan ettiği bir canlı. Onun diyor amelleri gözetlenmesin, ölçülmesin, muhafaza edilmesin, cezası veya mükafatı verilmesin diyor. Bu hiç mümkün olabilir mi? İşte biz de düşünüyoruz, şimdi üstad söyledi, biz de düşünüyoruz. Ya üstadım Allah senden razı olsun, evet hakikaten de böyle olması muhal, imkansız diye kendimize buradan pay çıkarıyoruz, bir ders alıyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak bu dersi buradan aşağıya indirsin, halimize, hayatımıza katsın, kalbimize işletsin. Sorumluluğumuzun farkında olarak, gözetlendiğimizin ve her şeyimizin hıfzedildiğinin farkında olarak yaşamayı, ki bu ihsan makamında yaşamaktır, cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Bugün de dersimizin sonuna geldik. 7. hakikati herhalde daha konuşuruz. 2 sayfa kadar bir metin. Her ders bir paragraf konuşsak 1, 2, 3, 4, 5 paragraf, 6 paragraf zaten. 5 paragraf diyelim, o bir tanesi kısa. İnşallah 5 günde bitiririz. 5 haftada diyecektim. 5 günde bitiririz inşallah. 5 hafta çok uzun olur. 5 gün iyi. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahmen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.